Salı akşamları saat 19'da bundan böyle Sağlıklı Yarınlara programıyla birlikte olacağız. Kanal 26'nın yepyeni programı Sağlıklı Yarınlara başladı. Her salı saat 19'da canlı yayına izleyicileriyle buluşacak programın ilk konuğu plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Sina Kaderi'ydi. Burun estetiği konusu programda konuşulan konulardan biriydi. Bu operasyon ne kadar bir estetik cerrahiye girerse de ciddi anlamda hastanın entübe edildi, yani gene anestezi aldı bir operasyon. Ve çok aşırı derecede parametreler vardı. Bütün riskleriyle beraber doğrudur. Kesin. Sonuçta genel anestezi alacak. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Normalde zaten hasta ve hekim ilişkisi veya iyi bir diyalog hep gerekirken, özellikle plastik cerrahi branşında bu hasta-hekim ilişkisindeki diyaloğunuz daha derin, daha ince detaylara kadar gidiyor. Doğru mu? Tabii ki, kesinlikle. Çünkü her zaman söylediğim bir şey vardır. Bize gelen hastalar aslında ilk önce hasta değildir. İlk önce birey olarak gelirler ve bize bir doğrultuda istekte bulunurlar. Peki birey ne zaman hastaya dönüyor, ben ne zaman doktora dönüyorum diye sorarsanız, ben ilk bistüriyi onlara sürdüğüm zaman, ilk yara oluştuğu anda onlar hasta oluyor ve ben hekim oluyorum. Ve o hastayı taburcu edene kadar, sağlığını kavuşturana kadar da halen o şekilde devam ediyor. Operatör Doktor Sina Kaderi dudak estetiği konusunda da bilgiler verdi. Dudağı cerrahi olarak şekillendiriyorsak hayat boyu kalıcıdır dedi. Yan enjeksiyon hacim oluşturacak fazla nitelikte bir şey değildir. Ve biz hacim oluşturmaktan ziyade daha çok rejeneratif, yani yenileyici etkisinden faydalanıyoruz. Özellikle eğer dudağa vereceksek, bu dudakta hacim artışı için değil, daha çok dudaktaki kırışıklıkların ve görsel olarak daha parlak bir dudak elde etmek için. Yanağa veriyorsak daha hacimsel olarak, görsel olarak güzel görünsün. Özellikle yoğun sigara içenlerdeki bu çizgileri o şekilde gençleştiriyorsunuz. Tabii oradaki çizgiler için ise dolgu da yapılabilir ama benim kendi klinik şimdi biz cerrah olduğumuz için dudağı cerrahi olarak şekillendirmek çok daha verimli bir sonuç almakta. Ve sonuçta dolgular 7 ay, 12 ay, 15 ay içerisinde tamamıyla emilecektir. Ama eğer dudağı cerrahi olarak şekillendiriyorsa o hayat boyu zaten aynı şekilde devam edecektir. Devam ediyor. O zaman 6-7 ay sonrası tekrar bir işlem gerekiyor diyorsunuz. Bu dolgular için ama cerrahi için değil. Ömür cerrahi boyu kalıcı. Için. Ömür boyu bu şekilde. Biz belli başlı dokuları şekillendirdikten sonra yaşlanma yine başlıyor. Yaşlanmanın etkisine maruz kalıyor. Ama normalde artık yeni bir dudak yapısına sahip oluyor. Eskisi gibi hiçbir zaman olmuyor.